Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri sevindiren karar. Gece 00.30'da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarından sonra gözler maaşlara yapılacak resmi zamlara çevrildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için ek zam talimatı verdiği öğrenildi. Konuya ilişkin aktarılan son habere göre, AK Parti'nin en düşük emekli aylığı için harekete geçtiği ve Erdoğan 2'nin talimat verdiği belirtildi. Peki, en düşük emekli maaşı kaç Türk lirası olacak, hangi emekli eksamdan yararlanabilecek? Haziran ayı enflasyon %1,64 3 Temmuz tarihinde 6 aylık enflasyon verilerini resmi olarak duyurmuştu. Yapılan açıklamaya göre emekliler %24,73 oranında zam alacak. Bunun üzerinde pek çok emekli en düşük emekli aylığının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Açıklanan verilere göre Haziran ayı enflasyon oranı %1,64 olarak kayıtlara geçmişti. AK Parti harekete geçti. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için maaş zam oranı %24,73 olarak belirlendi. Diğer yandan memur emeklileri sözleşme gereği %19,31 oranında zam alacak. Ve yandan en düşük emekli aylığı üzerinden binlerce emeklinin kök maaşı uygulaması yüzünden zam alamayacağı ortaya çıktı. Konu kısa süre içerisinde gündem olunca AK Parti kanadı harekete geçti. 2024 yılının Ocak ayından itibaren 10 bin Türk Lirası olan en düşük emekli aile için bir çalışma yapılacağı ifade ediliyor. Eğer kök maaş uygulaması için bir değişiklik yapılmazsa, 1 milyon emekli 10 bin Türk Lirası almaya devam edecek. T-Yan'dan kalan 2,7 milyon emeklinin zam oranı da %24,73'ün altında kalmış olacak. En düşük emekli maaşı en düşük emekli maaşı için AK Parti'nin çalışma başlattığı belirtildi. Buna göre en düşük emekli maaşının 12 bin Türk lirası seviyesine çıkarılması bekleniyor. Konu ile ilgili AK Parti'nin bir rapor hazırlayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı tahmin ediyor. Erdoğan'ın onaylaması halinde en düşük emekli maaşına 2000 Türk lirası zam yapılabilir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamasında konu üzerinde çalışmaların yapıldığını henüz net bir kararın olmadığını söylemişti.